Efendim, ben Manic Shadow ve bu da Long Dark. Hedef 500 serimizin yepyeni bir bölümü daha, yepyeni bir bölümü daha. Yine gecenin bir saati, yine elimdeki video stoğu bitti. Bu bölüm biraz kısa tutacağım arkadaşlar, kusura bakmayın. Çünkü son zamanlarda biraz tatsız olaylar oldu bizim ailevi olaraktan. Tatsız olay diyeyim, hastalık falan yani, öyle tatsız bir olay. Öyle bir yani. Nenemin rahatsızlığı falan var, sürekli hastaneye gidip gelme durumlarımız var. O yüzden yayından sonra şu an gece bu videoyu çekiyorum. Biraz sessiz olmam gerekiyor. Çok uzun yapmayacağım. Zaten saat gecenin biri. Yarım saatlik bir videoyla geçiştirmeye çalışacağım. En azından yarın sizlerinizle bir video olsun. Hani es geçmeyelim. Bir sonraki günlere belki bakarız. Belki yetiştiririm, belki yetiştiremem şimdiden. Duyurusu olmuş olsun efendim. Şimdi arkadaşlar, bugün umarım sesim yeterince geliyordur. Umarım geliyordur. Neyse. Yapacağımız şey şu. Bugün yani yarım saatlik bir bölüm yapacağız ya. Biraz dekorasyon, biraz zımbırıkla uğraşalım yani. Bunları ben daha sonra yapacağım demiştim de dediğim gibi zaman bulamadım. O yüzden biraz dekorasyon bölümüne ağırlık verelim istiyorum. Öyle yani. Bugün dekorasyon bölümü. Dekorasyon özel. Su yok. What the fuck? İncine cincana geçelim biraz. Şimdi sen bana biraz su veriyorsun. Hatta oradaki suyun hepsini veriyorsun. Tamam mı? Çok güzel. Güzel. Şimdi ayı derisi burada. Bunlar benim giydiğim. Bunlar burada durmasın. Artık giymediğim aslında onlar. Çünkü kurt derisini daha ziyade giyeceğim. Kurt ceketini giyeceğim. Şimdi bunları bir elden geçireceğiz. Bunları elden geçireceğiz. Eski park aslında 198'de. O yüzden bu parkayı da buraya koyalım. Bir parkamız da mevcut olsun burada. Güzel. Son ceket olarak da rüzgarlığı koyacağım. Böylece orayı şimdilik doldurmuş olacağız. Eğer daha iyi bir ceket bulursak oraya koymalık ya da yaparsak rüzgarlığı yırtarız. Ama şimdilik durmasında bence bir sakınca yok. Tükanımız şekil. Frak gömleği üzerimizde var. O yüzden koymamın pek bir anlamı yok ama şu tişörtle şeyi, kareli gömlekleri koyacağım şimdilik. Alt tarafta dursun. Bu arada üzerimdeki pantolonu da 183'müş. Bunu bir onaralım. Umarım zaman yeter. Yetsin güneş. Yetsin güneş. Güzel. Dekorasyon. Dekorasyon bölümü. Aksiyon yok. Chill. Çayınızı kapın. Takılın hocam. Güzel. Biraz dükkan bir şeye benzesin ya. Vallaha. Bir şeye benzesin. Çok fazla zaman kalmamış ama ben şöyle bir yanıma tekrardan bir 25 tane bir kumaş ve derileri alayım. İşlerimizi hallederim. Bir dakika, bir tane mi deri aldım ben? Hepsini al. Güneş batıyor. Bunu dikmesi ne kadar sürecek? Derken tıkladım. Güzel. Kısa sürede onarabileceğimiz bir şey var mı? Mesela bu. Kaç dakika? 40 dakika. Cık, 40 dakika yetmez. Şu sağlam iş yerlerini atalım abi. Deri kullandığı için bunun tamiri biraz masraflı. Bağırsak parazit riskimiz var. Dışarıda bizim balığımız var mıydı? Şöyle bir çaktırmadan çıksak ya dışarı. Balık varsa çok güzel olur. Kondisyonum var herhalde. Saldırıyorsam bile. Hadi görüşürüz. Burası her risk ya. Hep risk yani. Kapıdan çıktığın zaman
Kurtun dibinde spawnlanma şansı var arkadaşlar. Var bu arada, şahit oldum. Gerçi bu kapıda değil de diğer ön kapıda. O yüzden arka kapıyı kullandım hep. Ama ön kapıda da bayağı yakında ayı çıkma şansı var. Ayı çünkü aşağı kadar geliyor. Karnımızı bir güzel doyuralım. Ardından bir güzel yatalım diyeceğim de. Şu eldiveni çıkarsak ya, ya kondisyonu daha fazla almasın. Onu da şimdi giyeceğimden ötürü buraya koyalım. Biraz tavşan derisinden tavşan derisine ihtiyacım var. Daha ziyade. Bunlar kuruyor. Burada ne burada arasında aynen. Buna dikebiliriz. Bizden birkaç gün burada kalacağımız için muhtemelen de dikeceğiz. Bu ben şu beri yırtacak mıyım değil mi? Çünkü burada siyah var pamukla aynen. Yırt abi bunu. Güzel. Spor yelek. Bunu dikip yırtacağız. Elimiz açık kalsın şimdilik. Or 2 saat uyuyamayacağız ama biraz zaman geçiririz. Bağırsak parazit nesli geçti. Bunun anlamı şu, dışarıdaki kurt etlerini yiyebilirim. Önceliğimiz olacak. Hadi bakalım. Evet, dediğim gibi hala zaman var. O yüzden ben birazcık en azından güneş doğasıya kadar bekleyiş yapalım. Suyumuzu içelim. Şu eldivenleri bir halledelim. Olta kalmadı. Mesela bir tane metal varmış. Neyse. Şimdi 3 tane misina yaparsam, 3 tane bağırsak şey yaparsam 6 misina olacak. 6 misina 6 olta ucu. O zaman 6 tane oltam olacak. Bunları da hallederim. Önemli çünkü. Gerçi bunları gece de yapabilirim. O yüzden bir tanesini yapıp tek dikişe başlayacağım. Gece de yapabiliyoruz bunları. Biraz zamandan kâr elde ederim. Eldivenleri halledelim demiştik. Kayak eldiveni elden bir geçirelim. Geçir geçir geçir. 190 kaldı bu arada dikiş oltanın. 180 kaldı şu an. Bir tane şoför eldiveni yapalım canım. Ama bunu bak, bunu yap. Ha, güzel. Bir daha yaparsın sen bak. Deri önemli. Deri bulunmuyor kolay kolay. Bulunsun. Çok güzel be. Bak bundan sonrasında fail olabilirsin. Vallahi hiç sıkıntı yok. Kumaşta sıkıntımız yok. Öküz gibi topladım. Vallahi hakkı helal olsun sana be. On parmağında 10 marifet. Maşallah maşallah. En başa Endam diye bir koyalım bakalım. Gerçi ben bunu Endam diyorum da en sevdiklerimden bir tanesi de bu. Çünkü ağırlığı 0-10. Bununkisi o da 0-10 değil mi? Aynen. Aslında bu 0-10'lukta da en iyisi bu herhalde.
Okey. Gayet güzel. Tamam, bunu parçalarız. Hatta bir daha onar. Hadi bakayım. Bir daha onar. Parçalamadan önce bir tamamlarsın da. Onar hocam. Onar onar. Onar onar onar. Pekala. Koş 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 koş. Bir tane daha. Benim üzerimde giydiğimi donar. Çok güzel. Bunu yırtacağız. Kareli gömleği dikelim. Ya %100'e. Hemen kısalım iyice. Çünkü isteğin başarılarından bir tanesi de arkadaşlar şey. Her yeteneğini 5 level haline getir. Yani onun içinde böyle boş işlerle uğraşmazsak, sadece ihtiyacımız olduğunda kıyafet dikersek hayatta 5 level olmaz. Onu söyleyeyim yani, hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Şu an çok fazla alternatif olmadığı için hepsini koruyorum. Sonrasında bu tişört falan kalacak, kalkacak muhtemelen buradan. Kazak falan bulmam lazım çünkü hiç kazak bulamadım adam akıllı. Kovic'im var, kalın kazak var. Bir tane ince kazak bulduk ya. Vallahi rezillik yani. 72 mi? Olur, olur, olur. Kendi üzerindeki kıyafetler bile yok olmuş ya. Hava iyice kararmışken şurada ben şu işlerimi bir halledeyim. Yapmadan önce. Aa, bunu da hazırlayabiliyorsun. Hazırla. Bolca olta yapalım. Şimdi hızlıca eğilerek ve mümkünse hep eğilerek çıkın arkadaşlar. Yakında kurt olsa bile sizi görmesi birazcık daha geç olabilir. Daha iyi reaksiyon gösterebilirsiniz. Okey, güvendeyiz. Güzel. Şuraya şimdi bendeki bu çok çok az bir et var. Onu yem olarak koyarız. Kullanırız yani. Orada dursun. Şu üzerindeki 3 kurt etini bir gömelim. Suyu da iç. Güzel. Şimdi yatabiliriz. 10 saatlik bu uyku. Zaten 12 saat muhtemelen uyuyamazdık. Bu yüzden gün ışığını bize getirecektir muhtemelen. Bir sonraki günde bir şeyler yapalım. Muhtemelen bir sonraki günün sonunda kapalıdan korkusu başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ne zamandır yok çünkü. 97'lik. Güzel. Şimdi benim daha ziyade bugün üzerindeki kıyafetleri, ben bunu yırtmayı unuttum değil mi? Bir sonraki gece yırtarım. Bunu da yırtacağız. Bunu ayarlayacağız. 99, 100, 98, 93, 99, 66. Hemen. Hemen. 99, çok güzel.
64 mi? Onar onar onar. %100. 73 onar. Bunu da %100 istiyorum. Maksimum ısı. Çorabımda delik mi var? Onarın hemen. Güzel. Şimdi. Sanırsam güzel ya durumumuz. Baya güzel. Raflarımız yavaş yavaş dolmakta. Ayakkabılarımız sağlam. Sağlamdan yıpranmış bunlar. %62 ama şimdilik durabilir. %50'lerin altına falan düştüğüne başladığı zaman ayarlarım hepsini. Evet, şimdilik bunlar durabilir. Ben şeyi kontrol etmek istiyorum öncelikle. Bizim yedekte iki tane şeyimiz var. Pekala. Onu biz bir 5'e çıkaralım. Burada biraz şey yapabilir miyim? Sargı bezi. Biraz stok sargı bezi ayarlamak istiyorum. Bir bezden iki tane mi sargı bezi yapıyor? Evet. O zaman iki tane daha yapalım. Bu birincisi, bu ikincisi. Yani kendi üzerime 4 taşıyayım. 3'ten yukarı taşımakta fayda var. Çünkü mesela bir kurt saldırdığı zaman iki kere iki farklı yere sırabiliyor. 2 tane, 5 tane burada kalsın. Çok güzel. 4 tane benim üzerimde kalsın. Şimdilik bu hazırlanmış kuş bunu ve zımbırtıları da koyacağım. Burada durması için bırakacağım. Güzel. Bende antiseptik de var. Güzel. Kıyafetlerimi ayarladım. Yıpranmış 85 tane oltam var. O oltalardan bir kurtulalım öncelikle. Üstümüzdeki ağırlıkları bir halledelim. Hatta şu şeyi de onaralım. Neyi onaralım? Bir şey onaracaktım. Bunu mu onaracağım? Galiba. Onar. Okey. Şimdi. Olta yapamıyorum. Okucum yok. O yüzden buraya tüyleri bırakıyorum. Ok başlarını bırakıyorum. Kırık okum var. Buraya tüyleri de bırakıyorum. Ok başı da bırakıyorum. Şimdilik olta ilerini de bırakıyorum. Hatta belki biraz da yapabilirim onlarla. Şu benim bacak bıçak durumuna bakabilir miyim? Burada bir tane fullük, arşilik duruyor iki tane. Yedek bir tane bıçağım var. O yüzden bıçağımı bilemeyeceğim. Ama benim nacağımı daha dikkatli kullanmam gerekiyor. Bileme taşırı var mı acaba bende? Bir tane %10'luk var. Abi onunla harcayacağız. Nacak önemli. Bir sonraki bölümde şey yapalım. Biraz daha etrafı gezelim. Şey yapalım. Biraz daha nacak falan arayalım. Hani Coast Live'ı iyice bir açalım da. Hani eğer nacak falan yakınlarda bulamazsak şey yapalım. Gidelim nacak falan üretelim yani. Kendimiz yapalım diğer bölgeye gidip. Basit bir yayımız var. Yıpranmış yok olmak üzere. Şimdilik böyle kalsın. Bu ikini götüreceğim. Bir yırtılacak biliyorum da. Birkaç kere, iki kere kullanımda muhtemelen gidecektir bu. Ama olsun. Olsun. Güzel. Durumumuz güzel. Ağırlıklarımızı bir bırakalım. Aa bir dakika. Buraya bakacağım bir saniye. Sadece yedekler var değil mi burada? Pekala. Tamam. Orayı hallettiğim iyi olmuş. Şunları bir bırak. Şunu da bırak.
Yes. Tavşan postu kurumuş. O zaman bir tane bağırsak alırım. Geçen sefer fail'lamıştık. Lütfen. Lütfen bu sefer. Yapma. Lütfen yapma. Vallahi bak. Tipi kaydı şeyin, eldivenin. %95 şansın var ya. Gözünü seveyim. %95 bak. %95. Vallahi su vermem gebelirsin. Heh. Aferin. Eferim. Helal olsun. Pekala, ben niye ağırım? Oo, bir sürü kitap bitirmişsin değil mi? Dekorasyon. Dekorasyon. Bak, yaban mutfağı. Yemin ebeler. En sevdiğim. Al parçalama. Nusret'ten incelikler. Et nasıl dövülür? Emin Emeder'den mutfak tarifleri. O kadar yemek kitabı okuyoruz. Hala eti hala şey yap, mangal yapıyoruz ya. Hiç böyle mantara koyayım, sotu yapayım falan yok. Çorbasını yapayım yok. Bir kelle çorbası yok. Gerçi işte sevmem ama. Ya yenir ya, alternatif olsun canım. Mangal nereye kadar? Gerçi mangalı çok seviyorum ya. Bayağı yerim yani. Öküz gibi yerim. İnsan bir değişiklik yapar yine de ya. Sıkılır, motivasyon olur. Oo, yemek yaptım diye falan. Hatta Long Dark bir ara şey diyordu ya. Akıl sağlığı ile ilgili bir sıkıntı şeyle gelecek. Hani açlık, susuzluktan var ya. Akıl sağlığı ile ilgili bir şeyle gelecekmiş diye duydum yani. Gerçi bir nevi aslında kapalı alan korkusu akıl sağlığıyla alakalı bir durum ama böyle mesela kendimize radyo dinleyip işlemleyebileceğimiz bir sistem gelecekmiş diye duyum aldım. Bir hatırlıyorum ama çok uzun zaman önceydi ya duyum aldım. Belki roadmap'ten çıktığı dönemde olabilir. Öyle bir şey söz konusu yani, bir konuşmuşlar da hani üzerine çalışmıyorlar şu an. Belki ileride yaparlar. Çok da güzel olur yani. Çünkü gerçekten de böyle bir durumda kalırsanız belki de akıl sağlığı da korumanız gereken düşünme yapma hani kendinize motive etmeniz gerekiyor hayatta kalma adına. Salmamanız gerekiyor. Şimdi amaçlarından bir tanesi şu. Evet, ben yiyecek olarak pek bir şey storlayamam ama bu buzdolabını suyla doldurabilirim. Görsel olarak da güzel bir şey sağlayacaktır. En azından bir tane buzdolabını suyla doldurmak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Diğerlerini de birkaç şey koyarız görsellik bağımında. İlerleyen zamanlarda tabii. Şimdi pekala. Dekorasyon olarak yapabileceğim başka bir şey var mı? Şöyle hızlıca bir ekipmanlarımıza göz atalım. Burada yok. Burada var. Levi'yi de versen bana. Her ne kadar benim bu kullandığım levye de olsa, ben de yarım genellikle şöyle sıralamayı seviyorum. Böyle 85 tane çıkma, çok sık levy bulurum. Mütecavızda bile bilirsiniz hani her yerden levy çıkıyor abi. Her yerden levy çıkıyor ya. Yardım silahı. Şimdi ben bunu nereye koysam? Burada tüfekler falan var ama tek bir yere yardım silahı koymak da istemiyorum. Hem güzel görsel durmuyor. Bu civarda da başka bir şuraya falan silah koymak istemiyorum. O yüzden bunu kendi odama koyacağım. Belki yanına birkaç fişek mermisi koyarım. Şöyle. İki tane mermi alayım tek tek. Bir dakika, what the fuck? Hocam mermi niye silahtan büyük? Bu olmadı işte ama ya. Doktor, bu ne ya? Doktor. Oyuncak tabanca bir gibi gözüküyor abi. Bu nedir abi ya?
Vazgeçtim, koymuyorum ya. Rezillik. Yemin ediyorum rezillik ya. Vallaha rezillik ya. Interland. Allah beleciğinizi verecek. Nereden diğer mermi? Bu nedir ya? Gözünü seveyim, bu nedir ya? Abi en azından bana şeyi versinler ya. Bunun hani bulunduğu çanta var ya, hani uçakta falan tepesinde oluyor. O çantayı taşıyabilirim abi. Onu görsel olarak base'e koyarım böyle. Açarım kapı açığını. Bütün mermileri dolmuş bir şekilde. Müthiş gözükür ya. Dekorasyon olarak çok zevkli olur onu kullanmak. Nerede? Şuraya bir tüfek rafı yapsak, ne bileyim. Şuraya bir tüfek rafı yapsak. Şöyle şunun üzerinde tüfek rafı olsa çok güzel olur yani. Ya da şuraya falan yani, ne bileyim. Neyse, böyle idare eder. Başka bakalım dekorasyon olarak ne yapabilirim? Dikiş kitleri var. Fenerleri var aslında. Burada bir tane fenerimiz var ama kendi odamda fenerim yok. Bir tane daha dekorasyon olarak fener kullanabilirim. Okey. Feneri tamir edebilir miyim? Gerek yok zaten. 99'luk. Doldur abi bunu. Kuşan abi. Burada ateş olacağı için buraya ışık kaynağı koymak biraz mantıksız. Belki şuraya koyabilirim. Burası, burada çalışmam gerekiyorsa bu feneri açıp çalışabilirim burada. Onun dışında mesela. Bayağı aslında çeşitli yemeklerim var ama biraz oraya yemek stoğu falan yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Burası boş, burası boş. Aa, burayı araştırmamışım ben. Oha, evimde bakmadığım yer varmış ya. Rezilliğe bak. Cidden rezillik ya. Neyse, gazete çıktı. Bir bok çıkmadı ama. Evimde araştırmadığım yer varmış ya. 5 kömür. Şöyle bir şeyler yapabilirim. At. Topla bunu. Burada tuşturucu çok güzel bir görsel şeydir yani. Bu arada kullanın yani onları. Bir dakika, ters oldu. Çok uzak koymak istemiyorum aslında da. Şöyle şu şeye yakın olmasını istiyorum. Onun arkasına bir şey koyarız. Hatta şöyle şunları koyalım. Şuralara koyalım işte. Bunlar simetrik koymak çok güzel değil ama neyse. Böyle üst üste falan konsa da böyle sanki böyle neyse. Boşver, biz bunları öne koyalım ya. Bunlar uzun ya. Şöyle. Şöyle. Fena değil, fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil, hiç fena değil. Var mı belki sana? Mesela şurada ne var? Tutuşturucu var. Pekala.
Bunların hepsi boş. Dur bakalım. Şuraya şu iki kömürü şey odunu random atsam. Çok kötü durdu ya. Hadi lan, hadi lan. Olduğu kadar. Bazen üst üste geliyor ya, güzel geliyor, denk geliyor. Hoş oluyor. Şuraya, bak şuraya. Kömürleri atlatayım, nasıl duracak? Bok gibi durdu. O değil de kömürü al. Kömürü... Oha! Dur, oha dur. Yok, kötü durdu ya. Aslında olabilir. Şöyle. Birkaç kömür parçası, birkaç odun. Şu an niye FPS düştü? Tabii bilgisayar neredeyse 2-3 gündür de kapalı kalmamdan biraz performans sıkıntısı yaşıyorum arkadaşlar. Biraz elden geçirmem lazım bilgisayarda. Araya da şunlardan sıkıştırdım şöyle çapraz çapraz. Güzel duracaktır. Simetrik olmayacaktır ama güzel bir şey yani. Görsel olarak güzel duracaktır yani. Şöyle şöyle. Tam istediğim gibi olursa. Evet güzel duruyor abi. Nereden baksan. Tam istediğim gibi oturmuyor ama. İnternet artık şu işe bel at ya. Allah'a bak. Bak olmuyor istediğim gibi. Bu duracakmış şöyle. Ha. Hadi, 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 hadi. Yok, şöyle mesela olacak. Tamam. Daha iyi odun bulursam onları koyarım. Şimdi logo da öyle durdu. Güzel durdu. Bence güzel oldu burası. Bayağı güzel oldu. Başka dekorasyonluk bir şey yapabilir miyim? Dekorasyonluk değil ama şu... Gerçi bunları kullanırım ben ya. Çizeriz abi harita. 19 kiloyuz. Pekala ben niye 19 kiloyum abi? 2 kilo yemek var. He. He. Anladım. Anladım. Anladım abim. Bakalım. Neyse bugün de bitirdik ha. Bugünü de bitirdik. Gidelim birkaç bağırsakla şey yapalım. Geri kalan zamanımızda şeyle uğraşalım biraz. Misinayla uğraşalım. Oltayla uğraşalım. Biraz yedek oltalar yapayım. Belki ilerleyen zamanlarda bu kadar fırsatımız olmayabilir. O yüzden ekstra oltalarımızın bulunması daha iyi olacaktır. Hazır elimde. Şurada şey varken, bir sürü olta iğnesi varken yapalım uğraşalım hocam yani. Aslında biraz olta da koyabilirim de nereye koyacağım, nasıl koyacağım şu an hiçbir fikrim yok ya. Şöyle çaprazmasına koysak mı buraya? Çok güzel durmaz ama. Bilemedim.
Oha çok küçük bir şey ya. O yüzden çok hızlı çarpmıyor. Buraya 3 olta yeter bana ya. Rahat yeter. Onları koydum hocam. Ağırlığımızı zaten yemek yemeği yedikten sonra bayağı rahatlayacağız. Şimdi gece olmadan en azından şu yırtacağım şeyleri bir belirleyelim. Topla hocam. Bir dakika ya. Bu %100. Bunu giy. Bunu yırt. %1 %1'dir. Ellerini de giy. Biz hazırız hocam. Üzerimdeki iki tane kumaşı da bırakacağım. Çünkü uyku tulumum olduğu sürece çok da şey yapmama gerek yok. Kar sığınağını acil yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Sıkıntı yaşamayız sanmıyorum. Özellikle Coastal Highway'de öyle sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Çok birbirine yakın, çok sık şey var. Çok sık yerler var. O yüzden pek bir sıkıntı yaşamayız. Hemen birazcık zaman geçirelim burada. 6 saat geçirmeyeceğim. İptal. Zaman geçirirken iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da yemeklerken ESC'ye basarak iptal edebiliyorsunuz. Bağırsak parazit riski de geçti. Çok güzel. Üzerimdeki kurt etini diyebilirim. Hatta o şeyle de uğraşmayacağım. Bunu da ye hocam. Böylece base'de kurt eti kalmadı. Biraz balık eti var ama. Biraz balık eti var. Şurada bir güzel uyuyalım. Muhtemelen kafalar korkusu başlayacaktır. Başlasın. Başlasın. Başladı. Başlamadı. Vay başlamadı. Neyse efendim. Bu bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Dediğim gibi kısa bir bölüm. Dediğim sıkıntılardan kaynaklı, dönemin rahatsızlığından kaynaklı sürekli hastaneye gidip gelme durumları var. Bu video ne zaman gelecek? Ayın 4'ü. Cumartesi günü gelecek. Diğer günler yetiştiremezsem video. Bir sonra hafta sonu bölümleri yani, pazar günü falan yetiştiremezsem Twitter'dan falan duyururum. Sosyal medyadan duyururum. Discord'dan da duyururum. Canlı yayınlar aksamaz herhalde. Akşamları çünkü genellikle evde oluyorum. Canlı yayınlarda biraz sıkıntı olmaz ama dediğim gibi şeyler de aksayabiliriz. Videolar da aksayabilir. Elimde birkaç tane daha South Park videosu var. O yüzden o seriye devam eder. Long Dark videosu sadece bu var elimde şu an. Çekiyorum. Bunu da yarın işte cumartesine yetişmiş olacak. Öyle yani. Öyle. Bir sonraki bölümde muhtemelen dediğim gibi Coastal Highway'i bir bayağı bir gezeriz. Hallederiz, harita açarız, takılırız, yemeğimiz var, ekipmanımız var, kıyafetimiz var, kafamız rahat. Bir ara geyik gerisini falan da gelişmemiz lazım. Bir bakayım hatta ona. Ayakkabı yapacak kadar deri geyik derisi var ama şey yok. Pantolon yapmam lazım aslında. Bir tane geyik derisi ayarlayalım. Pantolon yapmakta fayda var. Pekala, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.